Merhaba arkadaşlar. Bugün maalesef güzel bir videoyla karşınızda değilim. Tarihimizin en büyük depremiyle karşılaştık. Maalesef Arap levhası ve Anadolu levhasının sıkıştığı, birbirine yaklaştığı bölgede Doğu Anadolu Fayı ve Ölüdeniz Fayı'nın olduğu bölgede 7.8 ve 7.6 şiddetinde depremler meydana geldi. Bu depremler nerede olur? Fay hatları nereden geçiyor? Evinizin yakınında, yerleşim yerinizin yakınında fay hattı var mı? Bunu nereden sorgulayabilirsiniz? MTA'nın böyle bir hizmeti var arkadaşlar. Yerbilimleri.mta.gov.tr adresine vatandaşlar bu web sitesine girebiliyor. İlk girdiğinizde şöyle uydu altı oluyor. Buradan harita olarak değiştirebiliyorsunuz altlığı. Sol tarafta faylar, diri faylar, son yaşanan depremleri listeleyebiliyorsunuz. Biz bir diri fayları listeleyelim şöyle. En önemlileri, Türkiye'deki en önemli diri faylarımız, Kuzey Anadolu dediğimiz Kaf fayı, şurada şöyle Saros Körfezi'nden başlayarak doğuya doğru devam ediyor. Daha sonra Doğu Anadolu fayı dediğimiz şu fay, yine Ege'deki faylar da önemli. Şuradaki Horst Grabenlerin oluşumundaki faylar, buralar Türkiye'deki diri fayların, yani fay olması direkt orada deprem olacağı anlamına gelmiyor. Yani kesin olacağı anlamına gelmiyor ama deprem oluyor ama ne zaman olacağı tabii kestirilemiyor. Burada bir de oluşan depremlerin listesi var. Son 30 gündeki depremler. Depremlerin nerede oluştuğuna bakacak olursak gördüğünüz gibi fay hatlarıyla ilişkili fay hatlarının yakınlarında olduğunu görüyoruz. Özellikle son 30 günde sarının büyüklüğü deprem şiddetini gösteriyor. Yine Güneydoğu'da Maraş, Antep, Hatay'dan başlayarak şöyle Doğu Anadolu fayının devam ettiği çizgide Amanoslar, Güneydoğu, Toroslar çizgisindeki fay hattında, fay kuşağında çok fazla sayıda deprem olduğunu görüyoruz. Şöyle biraz daha yakınlaşarak daha detaylı inceleyebilirsiniz. Depremlerin ve devamındaki gelen artçıların sayısı görüyorsunuz arkadaşlar. Çok fazla sayıda deprem olmuş. Siz de bu şekilde bu web sitesine girerek evinizin, yerleşmenizin yakınında fay hattı var mı yok mu bunu sorgulayabilirsiniz. Oralarda olmuş depremler son 7 gün, son 30 gün, son 24 saatte mesela son 24 saatteki depremleri listeleyelim. Yine çünkü Maraş, Antep bölgesinde orada depremin artçıları devam ediyor hala. Artçı depremler de yani şiddetli 5 büyüklüğünde falan depremler oluyor maalesef. Diğer yerleşmelerde de bakın. Fay hatlarının uzandığı ve fay hatlarının yerleşmelere yakınlığını bu harita üzerinden bakıp sorgulayabilirsiniz arkadaşlar.